Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala rasulina Muhammedin salavat. Dersimizin bu bölümünde Baka suresine başlayacağız. Baka suresi çok uzun bir sure. Kur'an'ın en uzun suresi. Önce Baka suresi ile ilgili Bakara suresinin faziletini bildiren bazı hadis şeriflere kulak kesilelim. Ebu Umam Hazretlerinden nakledilmiş. Semitu Resulallah, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'ı işittim ki yagulu diyordu. İgra'ul Kur'an, Kur'an'ı okuyun. Bakın, Kur'an'ı okuyun Eğer aramızda Kur'an'ı Kendine virdi zeban yapmayan varsa Velev ki bir hizip Beş sayfa Her gün okumayan Varsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Emrine kulak kesilsin İgra'ul Kur'an Kur'an'ı okuyun Niçin Fennahu yati yevmel şefi şefiien li ashabihi Allah. Çünkü Kur'an kıyamet günü kendisini okuyana yani kendi ashabına, kendi ehline şefaat edici olarak gelecektir. Nasıl peygamberlerin şefaat hakkı var? Evliya'ların şefaat hakkı var. Cenab-ı Hak şehitlere, salihlere şefaat izni vermiş kendi izni ve iradesi dahilinde Kur'an da işte mahiyetini bilmediğimiz bir şekilde Cenab-ı Hak Kur'an'ı tecessüm ettirmiş teşahhus ettirmiş bir şekilde kıyamet günü getirecek ki asabına şefaat etsin اِقْغَوْ zahra veynil الْبَقَرَةَ ve surete Ali İmran Ak ve nurlu olan Bakarayı Ve Ali İman Surelerini okuyun Bak, Efendimiz Kur'an'ı okuyun dedikten sonra Ne yaptı? Tahsis yaptı Tahsis neden yapılır? Kıymetten yapılır Bu şuna benzer Kim ki meleklere düşmansa ve Cebil ve Mikail, Cebali e ve Mikail'e de düşmansa. Zaten meleklere düşman olmak ifadesiyle Cebrail ve Mikail de bu zümre bu mana dahil oldu. Bir daha niçin Cebrail ve Mikail zikredildi? Onların kıymetlerine bina. Efendimiz de Kur'an'ı okuyun. Çünkü Kur'an sahibine şefaat etmek için kıyamet günü gelir dedikten sonra zaten Bakara <laughs> ve Ali İmran sureleri Kur'an'ın içinde ama buna rağmen ak ve nurlu olan Bakara'yı ve Ali İmran suresini okuyun bakın fe <laughs> innahuma yatiyan yevmel kıyame bu ikisi Bakara ve Ali İmran kıyamet günü gelir. Nasıl? Kennehuma gamametan iki bulut şeklinde. Ev kennehuma gayayetan veya iki gölge gibi. Ev kennehuma firgani min ya da saf saf olmuş kuşlardan iki cemaat gibi gelir tuhacani an ashabiha ve ashabından şiddeti belayı Sıkıntıyı ve korkuyu men eder. Subhanallah. Düşünün mahşer meydanının sıkıntısını, dehşetini Bakara suresi geliyor. Aliman suresi geliyor. İki bulut gibi iki gölge gibi kuşlardan saf tutmuş iki fırka gibi ve kendini okuyanla şiddetin musibetin arasına giriyor. Ve subhanallah. İgra'u suratel bagara. Bagara suresini okuyun. Fe inne ahzaha bereketun. Onu almak berekettir. Ve terkeha hasretun. Onu terk etmek de hüsrandır. وَلَا Ona gücü yetmez. Kimin? El-Badale sihirbazlar. Sihirbazları. Yani sihirbazların, sihir yapanların onu okuyan kimseye yaptıkla sihir ve büyü işlemez manasında bir hadis şerif. İkinci hadis şerifimiz. Nevvas İbni Saman Hazretlerinden nakledilmiş. Gala Resulullah Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Yu'ta bil Kur'an yevmel kıyameti ve ehli. Allahu ekber. Ne güzel ifade ya. Allah Allah. Yu'ta bil Kur'an yevmel kıyameti ve ehli. Kıyamet günü Kur'an ve onun ehli getirilir. Kur'an'ın ehli. Kim o? elzina kanu yaameluna bi kuranla amel edenler hayatlarını kur'ana göre şekillendirenler kur'an'ı kendilerine kılavuz ve rehber yapanlar kuran ve ehli kuran kıyamet günü getirilir takdumuhu sulatul bagavati ve Ali İmran Kur'an'ın önünde de Bakara suresi ve Ali İmran suresi bulunur. Bakın bunlar büyükmüştü. O zaman Rabbim ihsan etsin. İkisini beraber almak mümkün değilse yani bir Bakara suresi gönlümüze ve zihnimize yazılmış olarak kabre girelim. Şöyle bir hedef koymak zor mu? Ben Bakara suresini ezberleyeceğim. Zor mu? Haftada, haftada bir sayfa ezberleyeceğim. Hafızdan yaptığı gibi günde bir sayfa, iki sayfa, üç sayfa değil. Haftada bir sayfa ezberleyeceğim. Yaklaşık bir senede Bakara suresini tamamlayacağım o zaman bir hedef koyabiliriz bakın bu dersin bir bereketi olsun Efendimiz Bakara suresinin efendim şefaatçi olacağından bahsediyor Kur'an kıyamet günü gelirken önünde Bakara suresinin olacağını bildiriyor Bakara suresinin sahibini muhafaza etmesinden maşa günü musibetle belayla ikisinin arasına gireceğinin haber veriyor. Niye böyle bir hedefimiz olmasın? Olsun değil mi? Başka bir hadis şerif hala bu hedefi koymakta tereddütümüz varsa la buyu buyutakum magabir <laughs> sakın evlerinizi evlerinizi kabirler haline getirmeyin. Ve subhanallah. Ey Allah'ın Resulü evin kabir hale gelmesine, yani evlere birisini gömmek mi, defnetmek mi? Biz evlerimize kimseyi defnetmiyoruz. O zaman bizim evlerimiz kabristan değil. Yok, mana böyle değilmiş. Ve innal beytel lezi tugge fil bagarra la yedhulu şeytan muhakkak ki içinde Bakara suresi okunan eve şeytan giremez. Efendimizin evi kabristana benzetmesi o evde Kur'an okunmamasını temsilen bir ifade. İçinde Kur'an okunmayan ev kabirdir. Efendimiz de la tecalu buyutakum magabir. Evlerinizi kabirler yapmayınız. Kur'an okuyunuz. Bakın yine Bakara suresi Efendimiz dikkat çekiyor. Ve innel lazi lezi takrahu fihil bagara. Muhakkak ki içinde bakara okunan eve la yedhuluhu şeytan. Şeytan o eve giremez. Başka bir hadis-i şerif inne kulli şeyin sinama her şeyin bir zirvesi vardır ve inne sinamel Kur'an peki Kur'an'ın zirvesi nedir? Suretul Bakara Bakara suresidir Kur'an'ın zirvesi de Bakara suresidir men gara'aha fi beyti leylen kim ki Bakara suresini bir gece evinde okusa bir gece lem yedhili şeytanı beytahu selase leyal onun evine üç gece şeytan giremez ve men gara nehara kim bakara suresini gündüz okusa lem yedhili şeytanı beytahu selase yem onun evine üç gündüz, üç gün şeytan giremez. O zaman şeytanı eve sokmamanın yolu üç günde bir ve üç gecede bir Bakara suresini evlerimizde okumak ve son bir hadisi şerif. Hala Bakara suresini ezberleyeyim mi, ezberlemeyeyim mi? Yani hala içinde şüphe olanlar için, tereddüt olanlar için bakın son İbn Amr'dan nakledilmiş. Men gara el bagara kim Bakara suresini okursa tuvvice biha tacen fil cenne. Ona cennette bir taç giydirilir. Bakara suresini okuyana bir taç giydiriliyorsa yoksa Değil mi cemaat? Herhalde Bakara suresini ezberleyene çok daha güzel, çok daha kıymetli bir tacı Cenab-ı Mevla yarın mahşer günü giydir. İşte biz bu surenin tefsirine başlıyoruz. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim tegabben minna bi hürmetil fatiha.